Bugünkü konumuz doğaya odaklanıyor. Doğanın dönüştürücü gücü. Özellikle bunun üzerine konuşacağız. Daha fazla ilerlemeden önce doğanın anlamını bir anlayalım. Ne demek acaba diye. Mesela dua etmek için en iyi zaman ne zaman? Ona bakalım. Mesela sabah mı dua edelim, öğlen mi, akşam mı, öğleden sonra mı, gece yatarken mi, nasıl, ne zaman en iyi zaman dua etmek için? Bu konuda size Ellen White bir cevap veriyor. Dua kitabının 223. sayfasında, bir tane slide'ımız olacak bakayım burada. Tanrı'ya bir dilekte bulunmanın uygunsuz olduğu hiçbir zaman ve de yer yoktur. Ne demek? Her zaman, her an Tanrı'ya bir dilekte bulunabiliriz demek. Ne kadar güzel değil mi? Diz çökmemize ve özel bir takım formlar almamıza, özel bir yerde bulunmamıza gerek yok. Tabii ki öyle özel yerlerde özel dualar yapıyoruz. Kilisemizde diz çökerek dua ediyoruz. Ama her zaman kilisede dua etmiyoruz. Mesela kalabalık bir trafikte dua edebiliriz. Araba kullanırken, karşıdan karşıya geçerken, herhangi bir gerilimli bir ortamda dua etmek isteyebiliriz. Çünkü ne diyor Ellen White? Tanrı'ya dilekte bulunmanın özel bir uygunsuz olduğu hiçbir zaman ve yer yok. Her an dua edebiliriz. Ve her an özel bir pozisyona girmek şansımız olmayabilir. Onun için yani dua etmek her zaman için, her yerde, her şekilde geçerli olabiliyor. Ve ne derdimiz varsa babamıza açıp bunu konuşmamız gerekiyor. Paulus bize İbraniler 4:16'da bakın şöyle diyor, ona bakalım. Tamam, buldum. Onun için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım. Öyle ki yardım gereksindiğimizde merhamet görelim ve lütuf bulalım. Tanrı her birimize onun çocukları olarak, onun çocukları olduğumuz için muhteşem birer davetiye vermiştir. Her an onun huzuruna, taht odasına davet ediliyoruz. Her an. Yani bir mesela devlet başkanıyla görüşmek istiyorsunuz ya da önemli birisiyle görüşmek istiyorsunuz. Belki aylar önce aylar önce randevu koparmaya çalışıyorsunuz. Koparabilirseniz o da. Ama kainatın Allah'ı ile, yaratıcımızla hiç böyle bir şey yok. O her zaman için kapısı açık, her zaman bizi taht odasına davet ediyor. Çünkü biz onun çocuklarıyız. Onun huzuruna her zaman çıkabiliriz. Peki, dua ediyoruz. Şimdi gelelim bakalım dualarımızın cevaplanmasına. Dualarımız cevaplanıyor mu? Dua ederek geldiğimizde ne oluyor? Dua ettiğimiz zaman ne oluyor? Bir de ona bakalım. Tanrı'nın dualar aracılığıyla bizleri ve her şeyi değiştirme imkanı var, değiştirme gücü var. Ve Tanrı kendisine biz yaklaşmadan önce böyle bir değişimi sağlamak istemiyor. Bizim ona dua etmemizi istiyor. Huzuruna bizi davet ediyor ve ona dua etmemizi istiyor. Bakalım. Ve biz hepimiz peçesiz yüzle Rabbin yüceliğini görerek, yücelik üstüne yücelikle ona benzer olmak üzere değiştiriliyoruz. Bu da ruh olan Rab sayesinde oluyor. 2. Korintliler 3:18'de Pavlus bunu söylüyor. Duanın hayatımızı değiştirebileceğini biliyor muydunuz? Hayatımız değişebilir duayla. Ve bizim kendimiz de değişebiliriz. Dua ederken babamızı gördüğümüz gibi, tıpkı onu hayal ettiğimiz gibi, onu içimizde gördüğümüz gibi biz de böyle bir görüntüye sahip olabiliriz. Bu İsa Mesih'in görüntüsüdür. Şimdi size gerçek bir hikaye anlatacağım. Bu hikayede tabii ki isimler ve yerler yok. Olsaydı da zaten değiştirilmiş olarak olacaktı. Küçük bir kasabada bir tüccar var. Ve bu tüccar ne yapıyor? İçki satıyor. Barları var ve içki dükkanları var. Ve bir gün bir tane daha yeni bir içki dükkanı açmak istiyor. Ya da bir bar olabilir. Bu tercüme olduğu için bilmiyorum. Bar olabilir.
Ve tesadüfe bakın ki bu bar tam kasabanın kilisesinin tam karşısında bir yere açılıyor. Ve tabii ki kilise halkı bundan son derece rahatsız oluyor. Oturuyorlar, dualar etmeye başlıyorlar ve oruç tutmaya başlıyorlar. Bu içki dükkanı, bar neyse orada istemiyor bu insanlar. Yok olsun diye ve Allah'ın şefaatini rica ediyorlar. Yani Rabbim gel, ne yaparsan yap, bu buradan gitsin. Ve böyle dururken günlerden bir gün müthiş bir fırtına çıkıyor ve bir yıldırım düşüyor ve bu yeni yapılan binayı yıkıp yok ediyor. Bar gidiyor. Ve bu tüccar, barı yapan adam, barın sahibi diyeyim, çok kızıyor. Diyor ki kiliseye, bunu siz yaptınız, sizi mahkemeye vereceğim diyor ve mahkemeye gidiyor hakikaten adam. Ve mahkeme gününe kadar bizimkiler çok mutlular tabii, dükkan yıkıldı diye, duaları kabul edildi diye. Fakat mahkemede bu mal sahibi diyor ki, bu adamların yüzünden benim dükkanım yıkıldı, işimden oldum, bütün bu işin suçlusu onlar diyor. Fakat bizim kilise üyeleri ne yaptılar diye düşünüyorsunuz? Feci halde reddediyorlar. Yok böyle bir şey, biz bir şey yapmadık, biz masumuz falan diye. Ve duruşmanın sonunda hakim şöyle söylüyor: bu davaya nasıl karar vereceğimi bilemiyorum. Görünüşe göre duanın gücüne inanan bir içki dükkanı sahibimiz var ve inanmayan bir kilise grubu var. Ne yapacağım bilmiyorum diye hakim. İster inanalım, ister inanmayalım, dua hayatımızda bazı şeyleri değiştirir arkadaşlar. Bugün duayı dönüştürmenin, duanın bizi dönüştürmesinin iki şekline odaklanacağız. Birincisi, dua bizi değiştirir ve dönüştürür ve zor zamanlarda da dua bizi değiştirir. Dua ile, Tanrı ile dua ederek, yüreğimizi paylaşarak vakit geçirdiğimizde O bizi İsa'nın suretine de dönüştürür. Bu çok önemli bir şey. Aldığımız bu yenileme sayesinde biz her gün günümüze başlayabiliriz, işlerimize gidebiliriz, mutlu olabiliriz. Ve yalnız olmadığımızdan emin olabiliriz. Yani mesela şimdi ben bakıyorum burada sevdiğim bütün yüzler. Her sabah biz sizler için dua edince ve günümüz boyunca sizleri düşününce yalnız olmadığımızı görüyoruz, yani bunu hissediyoruz, biliyoruz. Ve bu güç bize ait olmayan bir güç. Bu bize Tanrı'nın verdiği bir güç. Ve Tanrı bir şekilde hayatımızı değiştiriyor. Bize sonsuz yaşam veriyor. Günlük yaşamımızla beraber bir de sonsuz yaşam veriyor bize. Yuhanna bakın ne diyor. Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Bağışlanmak için Tanrı'nın tahtına yaklaşabiliriz, ona sürekli dua edebiliriz. O bizi affeder ve günahlarımızı siler. Günahlarımız için utanmamıza gerek yok. Başkaları bizi hor görecek diye telaşlanmamıza gerek yok. Çünkü biz dua ettik ve biliyoruz Tanrı bunu, bizim günahlarımızı affediyor. Ve bizi günahlarımızdan arındırıyor. Çünkü biz bunu ondan rica ettik. Davut ne diyor? Mezmurlar 51:7'de. Beni mercan köşkü otuyla arıt, paklanayım. Yıka beni, kardan beyaz olayım. Bu değişiklik biz bu duayı yaptığımızda bizde de gerçekleşir, ruhumuzda gerçekleşir. Pavlus da bize şöyle söylüyor: İsa sonsuz kurtuluşu elde sağlayarak kendi kanıyla kutsal yere ilk ve son kez girdi. Bunu İbraniler 9:12'de görüyoruz. İsa Mesih'in kanı aracılığıyla her şey değişebilir. Her ve vaat edilen sonsuz yaşama kavuşabiliriz. Tanrı tutumumuzu da değiştiriyor. Sadece yani biz dua etmekle, hayatımızı değiştirmekle kalmıyor. Bizim tutumumuzu da değiştiriyor. Bakalım Filipililer 2:5-8 ne diyor? Mesih İsa'daki düşünce sizde de olsun.
Mesih Tanrı özüne sahip olduğu halde Tanrı'ya eşit sımsıkı sarılacak bir hak sahip, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. İsa bu dünyaya geldiği zaman dünyanın halini biliyordu, görüyordu. Tahtından, yüceliğinden aşağı bizim yanımıza geldi. Bizim gibi birisi oldu fakat asla bundan şikayet etmedi. Asla bunu dile getirmedi, söylemedi yani. Ve bütün davranışlarını, başına gelecekleri, zihnini, tavrını, her şeyi babasına teslim etti. Biz de aynısını yapmamız lazım. Biz de şikayet, ben bazen şikayet ediyorum, şu anda kendimden çok utandım. Bütün şikayet edeceğimizi bunları Rab Tanrımıza vermemiz lazım. O bize gerekeni yapacaktır. Yani biz hiç farkında olmadan siz benim başıma geldi. Sadece dua ettikten sonra bir takım şeylerin yoluna girdiğini fark ediyorsunuz değil mi? Oluyor yani, bu gerçekleşiyor. Bizim de buna inanıp bunu Tanrı'ya vermemiz lazım dertlerimizi. Davranışlarımızın değiştiğini söyledik. Nasıl? Mesela yolda giderken sokakta yatan insanlar olabilir, çok sefil, uyuşturucu bağımlısı, bir sürü acı şeyler görebiliriz. Onları küçümsemek falan. Fakat dua etme alışkanlığını edindikten sonra o insanları küçümsemek yerine onlara acıyabiliriz, onlar için üzülebiliriz. Korkunç bir suç işleyip hapse giren kardeşimize oh olsun diye sevinmek yerine onun için üzülüp düzelmesi için dua edebiliriz. Zamanını sağlıklı geçirmesi için dua edebiliriz. Değişmesi için dua edebiliriz. Ve bütün bu problemleri de Tanrı'ya havale ederiz. Çünkü Tanrı bu problemlerin mutlaka ve mutlaka çözümünü bulacaktır. Ve tutumumuzu değiştirip olayları olduğu gibi görmemize bize bu bize büyük bir yardım. Yani şikayet edip bütün gün vık vık ağlayacağımıza tutumumuzun değişmesi, bunları kabullenmemiz ve bunları Tanrı'ya havale etmemiz ve onun bunlara mutlaka bir çözüm bulacağını bulmak bizim içimize müthiş bir rahatlık ve huzur verecektir aynı zamanda. Çünkü Tanrı'nın duayı işittiğine ve onları yanıtladığına inanıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yuhanna şöyle söylüyor. Tanrı'nın önünde güvenimiz şu ki, onun isteğine uygun ne dilersek bizi işitir. Yuhanna, 1. Yuhanna 5:14. Kaç kez dua ettiniz ve ondan sonra şüphe ettiniz, beklediniz. Acaba Tanrı bu duamı işitti mi? Acaba bunu duydu mu? Acaba yerine getirecek mi istediğimi? Ya da ne zaman? Ne zaman olacak bu işler? Diye her zaman maalesef şüphelenebiliriz. Fakat biz bütün bunları yaparken Tanrı'nın iradesini nasıl bilebiliriz? Ve Tanrı'nın bizim istediğimiz şeylerin ne gerçekleşmesini isteyip istemediğini, ne şekilde gerçekleşmesini isteyip istemediğini nasıl bilebiliriz? Mesela elimize bir miktar para geçti. Ben şimdi bu parayla yeni bir araba mı alayım, ev mi alayım, arsa mı alayım, yoksa yarım bıraktığım üniversite tahsilime geri mi döneyim, ne yapayım acaba bu parayla diye merak ediyoruz, soruyoruz. Ve Tanrı'nın buna en iyi cevabı vereceğine ve bize bu konuda yol göstereceğine inanıyoruz. Ve her şeyi onun mükemmel iradesine bıraktığımızı biliyoruz. Biliyoruz ve tabii ki bunu Tanrı'ya bildiriyoruz. Yani onun bunu bilmesi çok önemli. Biliyor ki tamam diyor, ben sizin için en iyisi neyse onu yaparız diyor. Dua benim kendime değil, Tanrı'ya bakmayı öğretir diye bir şey var. Elçilerin İşleri 8'de Simon'un öyküsünü görüyoruz. Büyücü Simon. Büyücü Simon Rab'be geliyor, dua etmeyi öğreniyor. Çünkü
öğreniyor ki arkasındaki etraf insanlara bakıyor. Petrus var, Yohana var, Filipus var. Tanrı'nın gerçek olduğuna, güçlü olduğunu görüyor ve buna inanıyor. Fakat Petrus, Yohana ve Filipus'un yaptıkları bir takım mucizelerin kendisi de yapmak istiyor. Ve bunu büyücüyor kendisi. Bunu yapabilmek için de para teklif ediyor. Ve tabii ki Petrus buna çok kızıyor. Yani ne demek yani Rabbe para teklif ediyormuş gibi bir şey. Yeter ki ben de bir takım mucizeler yapayım diye. Ve diyor ki Elçilerin İşleri 8:20'de görüyoruz bunu. Paran da sen de yok olun birlikte diyor. Çünkü sen Tanrı'nın armağanını parayla satın alabileceğini zannettin. Simon Tanrı'nın gücünü kendisine alıp onun bir takım yaptığı şeyleri kendisi yapmak istedi. Halbuki ne gerek var? Bunu Tanrı kendisi zaten yapıyor. Tabii onun mutlaka arka art niyet planları da vardı. Bakalım slide 9'da ne diyor bizim için? Önemli olan benim ne yapabileceğim değil. Dur bir dakika, affedersiniz. Bu benim ne yapabileceğimle ilgili değil, başkalarına yardım etmek ve onları kutsamak için Tanrı'nın benim için ve benim aracılığımla ne yapabileceğiyle ilgili. Yani bizim ne yapacağımız şahsen kendi fikrimiz ne önemli değil. Tanrı benim aracılığımla ne yapabilir, o önemli. Dua zihnimizi tazeleyebiliyor ve yine Pavlus şöyle söylüyor, ona bakalım. Öyleyse kardeşlerim, bu slaytta görünüyor, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım. Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur. Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin diyor Pavlus, Romalılar 12, 1. ve 2. ayetlerde. Dua ile ilgili ilgi çekici şeylerden birisi Tanrı'nın zihnimizi yenilemesidir. Hayat, kendimiz, olaylar, başkaları, gelecek hakkındaki düşüncelerimizi yalnızca Tanrı değiştirebilir. Ama bunu değiştirebilir. Bu çok önemli. Bu dünyada yaşarken ihtiyacımız olan umudu, mutluluğu bize Tanrı verebilir. Ve dua ettiğimiz zaman o dönüştürme işine başlar ve beynimizde bazı değişiklikler yapar. Bunu bir kere geçen haftalardan birinde hatırlıyor musunuz? Bir vaaz vermişti Şem arkadaşımız ve orada bize bunu teknik olarak anlatmıştı. Nasıl bir takım şeyler değişiyor bizim zihnimizde, bizim beynimizde neler değişiyor? İşte bunu Rab Tanrı yapabilir. Tanrı benim dualarım sayesinde kendi gücünü ortaya koyabiliyor. Yakup 5:16'da bakın Yakup ne diyor? Bu nedenle şifa bulmak için günahlarınızı birbirinize itiraf ediniz ve birbiriniz için dua ediniz. Doğru kişinin yalvarışı çok güçlü ve etkilidir. Tanrı'ya teslim olmuş bir yürekle dua ettiğimiz zaman o harekete geçecektir. Duamız içtense, derinse o harekete geçecektir. Biz Tanrı'nın hareketini kendi hayatımızda göreceğiz ve onun ne kadar gerçek olduğunu bileceğiz. Böyle şeyleri unutmamak lazım. Hepimizin hayatında oluyor ve asla unutmadan devamlı Rabbi yüceltmek lazım bu konularda arkadaşlar. Ben kendi şeylerimi hatırladım da. Ve mukaddes kitapta da bununla ilgili birçok örnek var. Mesela Karmel Dağı'nda İlyas'ı düşünün. Nasıl her taraf bu öbür şeylerde gelmiş, neydi, putperest rahipler var. Ve onlar Rabbin ne yapacağına inanmıyor. Fakat Karmel her tarafı diyor suyla doldurun bakalım ne olacak.
ve ateş gelip her şeyi yakıyor gidiyor. Ondan sonra İlyasha Suriye ordusu tarafından sarılıyor Dothan şehrinde ve kendisi ne olacağından pek emin değil. Fakat bunu hizmetçisine anlatıyor. Kendisi değil ama hizmetçisi gökte bütün Suriye ordusunu sarmalayan melekleri görüyor. Melekler ordusunu görüyor. Yani böyle şeyler olabiliyor ve böyle düşünebiliyor musunuz? Ben bunu anlatırken bile tüylerim diken diken oldu. Yani Rabbin nasıl bir güç verdiğini, nasıl bir iman gücü verdiğini bir düşünün yani. Bu şekilde Tanrı'nın bizlerle nasıl çalıştığını anlayabiliriz. Çünkü bunlar bizim hayatımızda da oluyor bugün. Bugün oluyor böyle şeyler. Yani İlyasha'nın hayatında oldu. Efendim İlyas'ın hayatında oldu. Ya da biraz sonra başka hikayeleri anlatacağım. Onların hayatında oldu. Değil. Bizim hayatımızda da oluyor böyle şeyler. Ve mutlaka Tanrı'nın bizden tarafı olduğunu günlük yaşantımızda görebiliyoruz. Zor zamanlar oluyor tabii. Zor zamanlarda ne yapıyor Tanrı bizim için? Bizi nasıl dönüştürebiliyor? Mesela nasıl bir şeyler ihtiyacımız olup da dua ettiğimiz zaman buna nasıl cevap alıyoruz? Biz Tanrı'nın ayaklarına gelip de önüne gelip de Baba sana ihtiyacım var, bunu ben tek başıma yapamam, lütfen bana yardım et dediğimiz zaman ne oluyor? Bence ilk önce Rab Tanrı çok mutlu oluyor. Çünkü bizim ona böyle gelmemizi istiyor Rab Tanrı. Ondan bir şeyler istememizi istiyor. Biz isteyelim ki o da versin bizi, değil mi? Mesela Hana'dan bahsedelim. Kutsal kitapta 1. Samuel kitabının 1. bölümünde Hana'nın hikayesini anlatıyor. Çünkü Hana Samuel'in annesi. Hana Elkana ile evleniyor fakat epeyce bir zaman çocukları olmayınca biliyorsunuz o zaman yani kutsal kitap zamanlarında eğer bir kadının çocuğu olmadıysa o kadın şey sayılıyor yani Rab tarafından artık istenmiyor, sevilmiyor falan diye düşünülüyor. Lanetlenmiş bir kelime, lanetlenmiş sayılıyor. Ve gidiyor Elkana Penina diye başka bir kadınla evleniyor ve bu Penina bayağı çocuk doğuruyor, doğurgan bir kadın. Ve Hana'yı sürekli küçümsüyor, sen işte doğuramıyorsun falan, küçümsüyor yani küçük görüyor onu, bir sürü laflar ediyor falan. Hana çok üzülüyor, üzülmez mi insan, ne kadar üzülüyor. Gidiyor, dua ediyor, dua ediyor bol bol ve en sonunda bir gün büyük rahip Eli'ye gidiyor ve dua ediyor. O kadar acıklı bir acı çeken bir yüzü var ki Eli onu sarhoş zannediyor. İçki içmiş, sarhoş olmuş zannediyor. Ve ondan sonra biliyorsunuz Hana ve diyor ki Rabbi ben bir erkek çocuk verirsen bana ben de onu götürüp senin tapınağına vereceğim ve ömrü oraya adayacağım. Sana vereceğim o çocuğu, sana hizmet etsin diye. Ve hakikaten Samuel doğuyor, Hana'nın çocuğu. Ve tabii ki bundan sonra Hana sözünü tutuyor ve Samuel'i Eli'ye veriyor ve tapınakta büyüyor. Ve biliyorsunuz Samuel peygamber oluyor, kutsal kitapta iki tane kitabı var. Ve ondan sonra Hana'nın 5 çocuğu daha oluyor. 2 kızı, dur bir dakika, 2 oğlu 3 kızı sanıyorum. Evet, 2 kızı 3 oğlu daha oluyor. Görüyorsunuz duaların sonucu inanılmaz bir cevap. Bir de bir tane daha hikaye var. Petrus'un hikayesi var. Biliyorsunuz Petrus hapse giriyor. Hapse girince tabii durumu hiç hoş bir şey değil. Bütün onun arkadaşları toplanıyorlar ve dua etmeye başlıyorlar. Feci bir şekilde dua etmeye başlıyorlar. Ve bu kadar çok dua edilince Rab duaları işitiyor ve bir tane melek gönderiyor. Hapisten Petrus çıkıyor ve çıktıktan ve çıkması mümkün değil normalde. Her tarafı zincirlerle bağlanmış ama olsun melek onu çıkarıyor. Ve Petrus bu dua edilen Meryem'in evine geliyor ve kapıyı çalıyor. Kapıyı çalıyor, hizmetçi geliyor, kim o diyor. Bir Petrus ben geldim aç kapıyı fakat kız şok geçiriyor. Nasıl olur bu hapisteydi? İnanamıyor duyduğu sese ve hemen içeri geliyor. Ve de
Peter kapıda beklerken herkes seviniyor. Peter hapisten çıkmış diye. Ama tekrar eve giremiyor. Her neyse, bu da bir hikaye. Yani insanlar dua edip duanın cevabının duyduğuna da pek öyle inanmıyor gibi olmuşlar. Ha, bu tamam. Şu şekilde. Oradaki ekran kapandı. Yani tıp, bir de düşünün o hani içki dükkanının karşısındaki kiliseyi, onların dualarını, bir de burada bu hizmetçi kızın tepkisini. Biz de onlar gibi olmayalım ve inanalım ki Tanrı bizim duamıza cevap verecek. Bizim ondan istediğimiz şeyler olacak, onun isteği çerçevesinde. Ve biz şimdi her gün uyandığımızda Tanrı'ya yakarmak için imtihanların gelmesini mi bekliyoruz? Yoksa her gün ona dua ederek onunla yüzleşme cesaretimiz var mı? Bunu mu toparlıyoruz içimizde? Bakın şeyde, dur bakayım. Ne diyor? Bir dakika. Demin size söylediğim şey orada slide'da geldi. Dua ettiğimizde Allah'ın Peki. Burada şey var. Mesih'e giden yollar veya Yol Gerçek Yaşam kitabından bir alıntı var. Tanrı'ya bir ricada bulunmanın uygunsuz olduğu hiçbir zaman yer ya da yoktur. İçten dua ruhuyla yüreklerimizi yüceltmemize hiçbir şey engel olamaz. Sokaktaki kalabalıklarda, bir iş görüşmesinin ortasında, yapayalnız kaldığımızda ve başkaları tarafından reddedildiğimizi hissettiğimizde, Nehemya'nın daha önce ricasında bulunurken yaptığı gibi Tanrı'ya bir dilekçe gönderebilir ve ilahi rehberlik için yardım isteyebiliriz. Ondan böyle bir istekte bulunabiliriz. O orada bizi daha önce de söylediğimiz gibi her zaman bekliyor, hazır ve nazır. Yeter ki biz isteyelim. Etrafımızda pardon slaytların buldum. Etrafımızda kirli, bozuk bir atmosfer olsa da onun pis havasından solumak zorunda değiliz. Cennetin saf havasında yaşayabiliriz. Samimi bir dua ile ruhu Tanrı'nın huzuruna yükselterek kirli hayallere ve kutsal olmayan düşüncelere her kapıyı kapatabiliriz. Ortamdan kendimizi bu şekilde kurtarabiliriz duayla. Kalpleri Tanrı'nın desteğini ve kutsamasını almaya açık olanlar dünyadakinden daha kutsal bir atmosferde yürüyecek ve cennette sürekli bir birliktelik içinde olacaklardır. Peygamberlik ruhu tarafından her an babamızla konuşmaya teşvik ediliyoruz. Hiçbir şey bizi babamızla konuşmaktan alıkoyamaz. Nerede olduğumuz önemli değil, gözlerimizi kapatıp Tanrı ile konuşmamız önemli. Tanrı'nın taht odasına çıkan kapı bize her zaman açıktır, bizi beklemektedir. Tek yapmamız gereken cesurca o taht odasına girmektir. Ve bizim derdimiz olan, bize üzüntü veren, ihtiyacımız olan her şeyi Tanrı'ya anlatmaktır. Bu yine bu kitaptan okudum. Bizi duymaya, bizimle sevinmeye, bizimle üzülmeye isteklidir. Ben bunu düşünüyorum bazen, demin de söyledim ya, bazı şeyleri Tanrı'ya anlatınca çok sevindiğini düşünüyorum, güldüğünü düşünüyorum. Bazen bizimle ağladığını düşünüyorum. Burada da öyle söylüyor peygamberlik ruhu. İstekli bunu yapmaya zaten. Çünkü neden? İsa bizimle arkadaş olduğunu söylüyor. Arkadaşlar birbirimize üzülüp sevinmez miyiz? Gülmez miyiz, ağlamaz mıyız? Aynı İsa da öyle. Ve Allah bizim mutlu olmamızı istiyor. Mutlulukla yaşamamızı istiyor. Hayatımızı emrediyor. Ölümümüzü, acı çekmemizi değil. Ve o gün mükemmel olmamıza, günahsız olmamıza da gerek yok. Çünkü biz ona gitmeliyiz. O bizi temizleyecek. Bizim kendi kendimizi temizlememiz mümkün değil. O bizi temizleyecek zaten.
Peki İsa'nın suretine dönüşmek için ne yapmalıyız? Babaya gel diyor. Babaya gitmeliyiz. Filipililerde ne diyor? Siz de iyi bir işe başlamış olanın bunu İsa Mesih'in gününe kadar tamamlayacağından emin olarak onun tahtının önüne gelin diyor. Bunu Filipililer 1:6'da okuyoruz. Allah söz verdi ve sözünü yerine getirecek, sözünü tutacak. Peki sen ne yapıyorsun? Bugün Tanrı'dan kalbinizi, zihninizi, hayatınızı yenilemesini istemeye hazır mısınız? Bugün hazır mısınız Tanrı'dan bunları istemeye? Hepimizin hayatında yaptığımız da pişman olduğumuz şeyler vardır. Keşke olmasaydı. Keşke olmasaydı ama var. Keşke kimseye söylemediğimiz bir takım sırlarımız olmasaydı ama hepimizin vardır herhalde. Yanlış seçimlerimiz olmasaydı. Ama Tanrı'nın taht odasında her gün için, her şey için yeni bir başlangıç vardır. Yeni bir umut vardır. Tanrı'nın hayatınızı değiştirmesini istiyorsanız, o zaman olduğunuz yerde durun ve sevgi dolu babanızın önüne çıkın. Bir küçük duayla ve onun sizin hayatınız için aracılık etmesine izin verin. Bunu ondan rica edin.